Maccabi Tel Aviv karşılaşması. Yani burada pozisyonu izliyoruz. Şöyle keyifle, of ne güzel paslar oldu diyoruz. Ve maçında ilk pas, iki pas, üçüncü pas, dördüncü pas, beşinci pas, altıncı pas, yedinci pas ve basket. Yani yedi pas diyoruz. Of ne güzel işler oldu diyoruz. Günün sonunda geriye çekilerek, dönerek el üstü bir atışla gelen bir basket. Koç, bana bunu nasıl anlatacaksın merak ediyorum. Duralım. Sferopoulos ne yapsın? Bütün sezon iki sayı, bir sayı, üç sayı sürekli. Sürekli bunu yaşadı. Yani ondaki yaratılan travmayı düşün. Zamanında Trigger'de olmuştu bu. Evet. Bu sene de İbra ondan yana. Tabii burada James Gist'in tecrübesini unutmamak lazım. Devam ettik lütfen. Topa yapılan bir perdeleme çabası. İkili sıkıştırma. Jijic duralım. Nerede? Şimdi oyun kuruculara hep sıkıştırma geldiği zaman topun gerisine atak yapması istenir. Ve şu anda bu yapılarak, Boba da bunu yapmıştı hatırlıyorsun biraz önceki pozisyonda. James Gist'e arka taraftaki o 4'ü 3'ü işleyebileceği alan bırakılıyor. Yani aslında şurada bir çizgi var. Buradaki çizgiyle beraber 4 kişilik bir savunma olmuş gibi oluyor. İki çizgiyi de iki savunmacı olarak. Ama, 4 kişinin arasında tek başına şu anda. Wade Baldwin. Baldwin ama bunu tercih etmiş. Atletizmine güvendiği için ben demiş çıkar veririm o pası demiş. Di Bartolomeo zaten küçük diyor. Aynen öyle. Ve bu doğrultuda top elinden çıksın. Yani lütfen evinizde denemeyiniz. Evet aynen öyle. Böyle bir atletizminiz ve kulaç uzunluğunuz yoksa lütfen bunu denemeyin. Bizim zamanımızda... Yani Wade Baldwin yaptığı şey doğru değil aslında değil yok, mi? Yok bizim yani zamanımızda bu tip şeylerle karşılaştığımızda yani biz Beşiktaş'ta çok büyük bir abi kültürüyle büyüdük. Fehmi abi olsun, Uçtu abi olsun, Ahmet abi. Araya kafayı sokarak iki oyuncunun arasına girmemizi isterlerdi. Ama driblingi canlı tutman lazım onun için. Hem canlı tutman lazım hem de o araya sokup kafayı böyle küçük bir yer açtınız ama pası da verebilirsin yani. Ha, durdurduktan sonra mı diyorsun? Durdurduktan sonra. Yani iki adam aynı anda hareket edemeyeceği için o alanı kullanmayı değerlendir. Driblingi kestin, kafayı sok oradan. Genellikle dribling hakkın varsa da iki oyuncunun arasına. Hı hı. Çünkü kuvvetli olduğunu düşündüğün için vurmayı tercih ederdik. Devam edelim lütfen. Wade Baldwin çıkardı. Burada da şey aklıma geldi. 2017 Fenerbahçe Panathinaikos eşleşmesi. Orada da işte Yudoh'u hep pas istasyonu olarak kullandı ya ikili oyunlarda. Geri alalım lütfen. Şimdi mesela James Gist topu niye yere vuruyor değil mi? Hayır yere bırak da güçlü olduğu tarafa niye potaya gidip öbür taraftaki 3-2'yi kullanmak yerine Zipser'a veriyor. Zipser de diyor ki ne yapıyorsun diyor ya al diyor bak öbür taraf boş diyor niye bana veriyorsun diyor. Sen diyor benden daha boş. Devam diyor. Edelim. Devam ettik. Gist aldı Zipser'a verdi. Zipser tekrar Gist'e verdi. Gist hareketlendi. Bu biraz antrenman çalışması gibi olmuş. 2-1. Duralım. Şu anda savunmanın dengesi... Garibim Jijic yine sürekli orada duraya koşmak zorunda. İşte buradaki hatayı yapan oyuncu, oyunu başlatan Baldwin. Evet Baldwin. Yine savunma dengesi bozuluyor. Devam edelim. Oradan potadan o kadar uzak ki normal... Bakar mısın? Duralım. Geldi. Şut var. Topu istiyor ama şut atmak için istemiyor. Ben boşum bana ver diyor. Tamam normal 4 saniye var geldi. Normal şartlarda şutu atması gerekiyor. Devam Şimdi edelim. 6 pas sonunda duralım. Biraz daha çok az geriye yani bir tereddüt o kadar önemli ki bak. Geli biraz daha geriye biraz daha. Baldwin'in aklında şut atmak duralım. Yok. Onun aklında potaya gitmek var. Yani şuta hazır bir oyuncu gibi değil. Evet değil işte ben de onu söylüyorum. Ama bu oyuncu yapısından kaynaklanıyor. Yaptığın 6 pasın hiçbir önemi kalmadı. Durdu. Evet. Devam edelim. Durdu bak aldı. Durdu. Bir tereddüt etti. Ayağı yere vurdu. Duralım. Gist'e verdi tekrar. Kaldı nasıl? Herkes de Gist'e veriyor. Baldwin köşede sıkışıyor. Gist'e veriyor. Zipser tekrar ne yapıyorsun al bunu geri diye. Yine Gist'e veriyor. Ve maç topu yine Gist. Yani bu aslında... Tercihlerde baktığın zaman sorgulanacak. Yani bu atış kaçsa yine verirsin ama başka bir hikaye yazarsın. Ama evet, girince de
Wade Baldwin'in aslında maç sonu oynama kültürü de var ama ilginç yani burada. Şutunu düşünmüyor. Yani bu oyuncu karakteristiği. Yani Baldwin'i ben tutuyorsam maç sonunda şutunu değil potaya yönelmesini tutarım. İşte o yüzden takımlar kendilerini var ederken belki de Bayern Münih diyecek ki ben Baldwin'i burada tepeye değil Zipser'la değiştiririm. Yukarıdan Lucic penetre ettiği zaman Zipser bu şutu atacak şekilde kurgularım demek zorunda kalacaksın. Yani çok iyi hücum olmuş ama Baldwin'in iki hareketi o kadar riskli ki. Yani geçen gün konuşuyorduk hatta Atletico Madrid-Chelsea maçını futbolda. İşte Atletico Madrid 6-3-1 gibi bir savunma yapıyor şimdi top Chelsea'deyken. Normalde üçlü hücum oynadığında iki beki de getirdiğinde dörtlü savunmaya karşı 5-4 atak üstünlüğü yakalayabilirsin. Sayı üstünlüğü yakalayabilirsin. Altılı yapınca o 6'ya 5 aslında yine savunma üstün olmuş oluyor. Futbolda da bekle stoper arasındaki alanları kapatmak önemli. Bak şu anda seni anlıyormuş gibi dinliyorum. Şimdi o da öyle. İnşallah anlayanlar vardır İsmail. Şimdi bütün bu işin içinde işte neticede 3 stoperinden birisini, kenar stoperlerinden birisini sürekli çıkarıyor Antonio Conte. Ortayla bir şey üretmeye çalışıyor geçiş oyununda. Diyorsun ki 6-3-1'lik savunmayı çözdü. Chelsea Atletico Madrid'i 1-0 yendi. Orta atıyor, adam röveşatayla gol atıyor. Yani hani burada da öyle işte 6 pas süper hücum etti diyorsun, süper iş yaptı diyorsun. Neticede geriye çekilerek el üstünden süre dolarken 1,5 saniye. Zor bir şut. Ama oyuncuların inisiyatif kullanması gereken döneme i̇şte ona, geldik. Ona kalıyoruz yani. Yani ona kalacağız. Yani bundan yani taktik sonra taktik olarak ne yaparsan yap tıkanıyor bir şekilde. O yüzden Anadolu Efes'in şu andaki en büyük farkı o. Yani evet, karar verme kısmında sorun çözücü oyuncu sayısı çok fazla. Devam edelim bir sonraki pozisyon lütfen.